Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli etiyoruz arkadaşlar. İstiklal Kündülü haberlerimizi görüşmelerine kızgın karışalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatimiz Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan kün tertifteki haberlerini huzurunla olsun. Şıkırışımız. Kınem size dekıtanlar ekranımızı bozsun. Litvanya'nın yeni kanuni Xitay'nın yallanma teşvikatçılarına zarb berişi mümkün. Amerika Avazı'nın 10. iyundaki haberde bildirilmişçe, Litvanya'da yeniden makullanan bir kanun maddesi, uçuk aşkarı halde Xitay'nın teşvikatı üçün hizmet kıldığan şahıslarının çigradın kirişini çekilişi mümkün iken. Haberde kayıt kılınmışçe, Litvanya'nın bir tüzütülgen kanuni aldın kayıptı küçük iki bolgan bulup, mezkur kanun maddesine asasen halkaralı kanun nizamına hılaplı kılgıçılarını, tecavüzcülük kılmışlarını kollugan, küşkürtgen ve katnaşkan şahıslarının 5 yılgıcı Litvanya'ya kirişi çekilindiken. Rusya tor taratkosi Yevro-Asya kündülük yazının haber kılışça Kırım ve Ukrayna qatırlıq meselelerden başka Litvanya yana yeni yolu kuyulgan kanunun dairesini devamlıq kengeydi diken. Şarkı Türkistan ve Tayvan qatırlıq meselelerde Xitay'nın teşvikatını tarıqtış, ictimai taratkolarda Xitay'nı kollaş qatırlıq hareketler bu kanun layısının təsirge uçuruşu mümkün iken. Litvanya aldıngı ayda Xitay bilen Uttur ve Şarkı Avrupa devletleri Uttur'sidiki bir pilos oyetli mekanizmeden çekindi kallıqını ilan kılgan. Hem de başka devletlerini özüge ergeşişke çakırgan. Litvanya parlamenti yana 20 May köpsallık avazdan kollışı bilen Şarkı Türkistan meselesi de karar makullap, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki cinayetlerini irki kırgınçılık dep bekitgen. Litvanya yana Hong Kong Tayvan meselesi de mu izgil Xitay'a karşı yol tutup gelgen bulup, Xitay'nın 3 ilişiği duş gelgen. Litvanya burun Sovet İttifakı'nın işgaliyeti astıda turgan bulup, komünistik hakimiyetinin en iğir ziyankeşlikke uçurgan devletlerden biri bulup hesaplandı. Blinken Yangcheche bilen bulgan söhbette Şarkı Türkistan meselesini mutilga aldı. Amerika Avazı'nın haberde bildirilişçe Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken 11 iyun Xitay Komünist Partisi Merkezi Taşkı İşler Komiteti İşhanesinin müdiri Yangcheche bilen telefon söhbeti ötküzüp, Şarkı Türkistan Xitay virüsünün menbesi Tayvan ve Şimali Koreya qatarlıq meseleler hakkında toxtalgan. Amerika Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı Ned Price'nin bayanatı da bildirilişçe Blinken bilen Yangcheche Amerika'nın Şimali Koreya'ya qaratkan siyasetige umumiyüzlük qarap çıkış meselesini müzakir kılgan. Hem de Şimali Koreya'nı yadrosuzlaştırış meselesi de Amerika-Xitay hemkarlıqının zorunlukini tekitligen. İki taraf yana İran, Berma ve klimat krizisini öz içige algan dünyavi hırslarını müzakir kılgan. İki taraf virüs yuqumu toğrusu toxtalganda Blinken virüsünün kiliş menbesini iz qoğlap tekşürüş meselesi de hemkarlıq ve uçuk aşkarılıqının muhimliqini cümleden Dünya Sağlık Teşkilatı mütexassisleri başçılığında Xitay'da virüs menbesige qarata ikinci basqıçlıq tekşürüşünün zorunlukini tekitligen. Blinken yana Hong Kong'un demokratik sisteminin naçarlaşı vatkallıqıdan ensireydi qallıqını, şundaqla Amerika'nın Şarkı Türkistan'daki Uyghur ve başka milletlerge karşı icra kılını vatkan irki kırgınçılık ve insaniyetke karşı cinayetlerge kümül buldu qallıqını tilgi alğan. O yana Xitay'ını Tayvan'ge karatkan besimli toxtutuşka ve çigra halkıga meselini tiniç yol bilen hal kılışkı çakırgan. Xinhua agentliğinin haberde Yangcheche'nin sözü nakil keltirilip, Blinken Yangcheche bilen kılgan telefon söhbetinde Xitay Amerika münasibetini doğru terakkiyat yoluna kaytırış kerektigini oturgu koydu. Yangcheche Amerika'nı bir Xitay prinsipiga amel kılıp Tayvan'ga münasibetlik meselelerini muvafık bir taraf kılışın talep kıldı. Virusning menbesini kayıt tekşürüş meselesi de Amerika'nı pakit ve ilim penge hürmet kılışka virusning menbesini tekşürüş meselesini siyasilaştırmasıkı çakırdı deyilgen. Taratkolar Xitay'nın Uyghurlarının alaqısını çekligenlikini itiraf kılgallıqını bildirdi. Xitay'nın Türkiye'de duruşluk baş elçihanesi 11 iyun Twitter hesabıda uçur yollap, Şarkı Türkistanlıq 20 kişini sıllık yığın arqılıq ailistikiler bilen körüştürgenlikini elan kılgan deyken küçülük inkas qozgıdı. Xitay elçihanesinin Twitter uçuruda Türkiye'de yaşavatkan Uyghur, Kazak, Kırgız 20 grajdanımız Şinjan'daki ailesi bilen sıllık yığın tariqisi körüştü. Kızgın ve təsirlik körüşüş ceryanında ular siğiniş ilikide birbirine yaxşı tileklerini tileşti. Baş elçi Liu Xiaobinmo yığınğa katnaştı deyilgen. Ama ailistikler bilen körüşkellerinin kimler ikerlikke aşkarlanmıgan. Xitay elçihanesinin mezkur bayanatı ictimai taratkolarda küçülük gulgulu qozgan bulup, bir kısım ahbarat organları bunu Xitay'nın Şarkı Türkistan halkının çetel bilen bolgan alaqısını pütülleyi çekligerlikini itiraf kılgallıqı edip süpetligen. Muhacirati yaşayabatkan Uyghurlarımı Xitay elçihanesinin bayanatıya inkas kaldırıp,
özlerinin 4-5 yıldan beri ailesikler bilen körüşel mevatkallıqını Xtay elçihanesinin bununla çüşençi berişi kerekliğini bildirişken. Neçe aydın beri Xtay'nın İstanbul'daki baş konsuluhanesi aldı devamlı şivatka namayışta ailesinin izdirikini kılıvatkallarının suallarının cevapsız gelişimi Xtay'nın sahtipezlikini aşkarlap vermekte. Xtay Şərq Türkistan xalqının çet el bilen bolğan alaqısını çekligeldeki haqqıdaki ayıplaşlarını izkil rət qilish bilen birge bu axtiki bahanelerini köp qetim özgertken bolup, aldınki yıllarda Şərq Türkistan'da yaşayavatkallarının çet eldeki tukkallar bilen körüşünü xalımaydıqallıqı şuna alaqısı üzülgeldeki haqqıda carısalgan idi. Bu qetim bolsa mezkur Twitter uçura arqalıq Şərq Türkistan xalqının normal alaqısını çekleştek cinayi kılmışının hakikaten mevcut ikenlikini aşkarlap koygan. Küzetkücüler bu kılmışının bugünküdek alaqı uçur terakki kılgan bir devirde mezkur 20 kişinin Xtay baş elçisinin kontrollüqü astıda ailesi bilen körüştürülgeldeki Xtay'nın uyğurlarını kaysi derecede iğir bastır vatkallıqını onlarının öz ailesi bilen halıganda erkin halde alaqı kuruştek akalli insani hukukunun mu Xtay terapidin defsendi kılını vatkallıqının en yarkın delili ikenlikini bildirişmekte. Rumeniya prezidenti Huawei'nin 5G torunu çekleş kanunu'a imza koydu. Amerika Avazı'nın haberde bildirilmişçe Rumeniya prezidenti Klaus Johannes 11. iyon Huawei'nin 5G toru teknikisini ünümlük çekleydiğen kanunu'a imza koygan. Haberde kayıt kılınışça Rumeniya hükümeti bu yıl April'da Xtay kontrollüğündeki şirketlerine kartılığan çekleş kararını tasdiklegan bulup, keyin parlament mi bu çeklemini makullegan. Xtay bilen Amerika otursuzdaki texniki soğuk orışı küçüyüvatkan bir peyitte, eğer Huawei şirketinin texniki mahsulatları Avrupa rayonundan sıkıp çıkırılsa, Huawei'nin rakibi Ericsson ve Nokia 5G texnikisi bilen təmillikçi magnetka ayınlaşı mümkün iken. Yuhannis imza koygan bu kanun layısı 2019 yılı Amerika-Romaniya memorandumu sebeplik oturgu koyulgan bulup, mezkur memorandumda xatarını asas kılgan bexatarlık usulünün bir kısmı süpüde 5G texniki üskünler bilen təmirli güçlerini əstaydil ve etraflıq bahalaş kerek deyilgen. Bunun da çetel hükümetleri kontrol kıldığan kurulma cahatı uçuk aşkarı buluşu kemçil bolgan təmirli güçlerinin məhsulatları sıkıp çıkırılgan. Amerika Huawei'ni izkil halda Xtay Kompartiyasının nazaret ve casusluk kuralının biri dep karab gelgen bulup Huawei bu ayıplaşını izkil rət kılmaqda. Şərq Türkistan'daki Uyğurlarga qaratılgan sürgün izkil devamlaşmaqda. Xtay yıqınqı yıllardan beri Şərq Türkistan xalqının ailesini parçalaş, iqtisadi cəhətdən bütünlüy kontrol qilish məqsədə atılmış 5-ci əmgək küçünü yötkəb işqi orlaşdırış namı bilen Uyğurlarını, hətta yaşınıp qalqalarını öz yurtudun başqa yurtlarga sürgün qilishini izkil devamlaşdırmaqda. Bugün ictimai uçur vasırıb tarqalgan sırlarda Şərq Türkistan'ın məlum bir şehirden bir neçə avtobus kişinin 5-ci əmge küçü namıda Xtaylarının küçadiki bir alqat zavutuğu elib kilingeldeki, yataq şaraitinin intayin naçar ikkeldeki bir çoğun ambarının işçigilak koş qavetlik tümür karavatlarını tezip, onlarının yatıqı kılıngallıqı, er ayalarının arlaştırdığallıqı görüsüleyen. Gerçi Xtay Uyğurlarının pütülleri öz ihtiyarlıqı bilen işlevatqallıqını yarısıylevatqan bolsumu, ama bu xildeki ispatlar reallıqının pütülleri eksici ikkeldekini ispatlap vermekte. Amazon, Alma, Nike qatarlıq şirketler qattıq tənqidke uçurdu. Amerika Cumhuriyetçiler Partisi'nin Kengash Palata əzası Marco Rubio, Amazon, Alma ve Nike qatarlıq Amerika şirketlerinin Xtay'daki məcburi əmge kılmışıqı səl qarğallıqını qattıq tənqid kılıp, bu şirketlerinin Amerika istimalçilerini Xtay'nın bastırı siyasetigi şirik kıldıqallıqını görsetti. Şərq Türkistan'daki Uyğur ve başka Müslümanlara qartılgan zulüm müzakir kılınan Amerika Kengash Palatası Taşkı Münasifetler Komitesi'nin yığında söz kılgan Marco Rubio, nurgulgan Amerika şirketlerinin Xtay'nın zulümüden payda aldığallıqını bilmeydiğallıqını bildirdi. Rubio yana Nike, Alma, Amazon ve Coca-Cola qatarlıq nurgun şirketler mecburi emgekçilerini işildirdi. Ular mecburi emgek bilen şuğullanğan dep guman kılınan mecburi emgekçiler ya ki hüddigi bergüçülerden paydalındı. Bəxtki karşı bu şirketler hemimizni bu cinayetki şirik kılıdı digerlerini bildirdi. Demokratçılar Partisi'nin Kengash Palata əzası Tim Kaine bilen yığınğı riyasetçilik kılgan Kengash Palata əzası Ed Markey, Amerika'nın nurgun texniki şirketlerinin Xtay'nın hukukunu nazarat kılış kəsbidin payda aldığallıqını ve Xtay'nın bu kəsbide işləp çıxırılgan nurgun məhsulatlarının hazır Şərq Türkistan'da işiltilvatqallıqını bayan kıldı.
Thermo Fisher ilmi şirketi 2019 yılı Xitay dairelerinin Uyghurlarının DNA sallıq malumat ambarını kurganlıqı toğrısındaki haberler tarqalgandayken, Şarkı Türkistan'a gen tertipleş üskünlerinin setişini toxtatqanlıqını ilan kılgan idi. Kengash Palata azası Rubio Thermo Fisher şirketi toğrısında mündaq dedi. Barlıq ispatlar onlarının kişilik hukuk depsendikilikini keltürüp çıkardığan bu mahsulatlarını devamlıq setibatqanlıqını körüstüp berdi. İstanbul'da Volkswagen şirketine karşı bayanat ilan kılındı. Bugün Volkswagen şirketinin Türkiye'deki vakalatçısı Doğuş Kurohi'nin binası aldığı Şarkı Türkistan'daki mecburi emgek kılmışı'a çetilgan Volkswagen şirketine karşı bayanat ilan kılındı. Faaliyetini Dünya Uygur Kurultayı vakfı bilen Şarkı Türkistan Yeni Nesil Hareketi birlikte teşkil eden bulup, aldı bilen Dünya Uygur Kurultayı vakfı reisi Abdirşit Abdülhamid ikili sözü kıldı. Arkadan Şarkı Türkistan Yeni Nesil Hareketi Reisi Abdusalam Teklimakan bayanat okup ötü. Bayanata Xitayning Şarkı Türkistan'daki bastırış, ziyankeşlik kılış, terör siyasi köplügen garip eller tarafından irki kırgınçılık ve insaniyetke karşı cinayet deb itiraf kılındı. Xitayning Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan mecburi emgek siyasi halkara cemiyette aşkarlanan bir payette Germaniya maşine işlep çıkırış magnati Volkswagen'nin Şarkı Türkistan'daki mecburi emgeki çetilgallıkı hakkıdaki uçurlar kayıtıdan küçü işge başladı. İrki kırgınçılık 101 vatkan bir rayonda mahsulat işlep çıkırışkı bulmaydı. Şu sebeplik Volkswagen'dan Şarkı Türkistan'daki işlep çıkırış faaliyetinin toxtışkı çakırımız değildi. Bayanat yana Volkswagen şirketinin Türkiye'deki vakalatçısı Doğuş Kurohi'nin başkurguçilerden Şarkı Türkistan'daki irki kırgınçılıkını çekleş meselesi de sezgür buluşunu Mecburi emgek siyasetiki karıştırışını Şarkı Türkistan'a adam evetip, tarmak şirketinin mecburi emgeki çetiliş meselesini tekşürüşünü talep kıldıkallıkı bildirildi. Şu günlerde soykırım boyutuna geçmiş olan Doğu Türkistan'daki elim hadiselere ortak olmak suçlamasıyla suçlanan bir firma olan Volkswagen'e taleplerimizi iletmek üzere burada toplanmak. Soykırım bölgesinde üretim olamaz. Volkswagen AG Ürümcü Doğu Türkistan bölgesinde bir fabrika işletmektedir. Bu bölgede Çin hükümeti tarafından Türkiye halklara karşı ırkçı bir asimilasyon politikası yürütülüyor. Alman Federal Meclisi'nin bilimsel servisi bölgedeki toplama kampları, zorla çalıştırma, zorla kürtaj, kısırlaştırma, küresel mirasların imhası ve ailelerin bölünmesi politikalarını soykırım olarak tanımlamaktadır. Volkswagen gibi bölgede faaliyet gösteren Alman şirketleri Çinli tedarikçilerle olan ticari ilişkileri nedeniyle bölgedeki zorla çalıştırma faaliyetlerine ve diğer insan hakları ihlallerine ortak olarak görünmektedir. Volkswagen şirketi mecburi emgek hakkındaki ayıplaşlarını izgil red kılıp gelgen bulup, Şarkı Türkistan'daki tarmak zavodunun mecburi emgek bilen alakası yokluğunu İşlep çıkırışını devam kıldığallıqını bildirgen. Mälum buluşça Volkswagen şirketi Xitay'daki tokluk avtomobil bazarda egeligen ölüşünün 15%'ki yetişini ümit kıldıgen. Bu onun hazırkı avtomobil bazardaki benzin yıkılgılık maşinlarının setilişiği beraber kilidigen. Volkswagen yana kelgüsü 4 yılda Xitay'nın texniki sahasiga 15 milyard euro meblağ silişini pilallıgan. Amerika bilen Tayvan Saudi hemkarlığını tunji qitim muzakere kıldı. Fransiya Xalqara Radiosu'nun haberde bildirilişçe Biden hükümeti Xitayning qarıştırışığa qaramay Tayvan bilen bolgan Saudi hemkarlığını muzakere kılgan. Haberde qayd qilinishçe Biden hükümeti Tayvan bilen yuqur derecelikler alaqa yolunu resmi açgan bolup Amerika Saudi vekili Daichi yani Catherine Tai 10 iyun Tayvan Saudi vekili bilen iki tarafning Saudi munosabatini chuqurlashtirish haqida silliq yig'in o'tkazgan. Tor yığınıda Daichi, Tayvan'nın yukur derecelik Saudi emeldari Deng Junjun'a Amerika Tayvan'nın Saudi ve meblağ siliş münasifetinin intayın muhimliğini tähkitligen. Uyana Amerika'nın köpterepli teşkilatlar ramkisi aslıda nurgun muhim sahalarda Tayvan bilen hemkarlaşı gerektikini otturgu koygan. İşki emeldar 2016 yıldın tartıp toxtap kalgan Amerika Tayvan Saudi sökpitini əsligi keltirdiğallıqını bildirişken. Tayvan taraf bu hafta yazın bayanat ilan kılıp, Amerika Tayvan Saudi sökpitinin kelgüsü bir neçe hafta işçide başlandığallıqını delilligen. Tayvan iki tarafının inak ve icabi diyalog ötküzgerlikini maqtaş bilen birge, Tayvan'nın halkara temelli sengeride muhim rol oynaydığallıqını tähkitligen.
Ma'lum bo'lishicha, Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken dushanba kuni Amerika Avom palatasi komitetida bu suhbat planini oshkorlagan bo'lib, u Biden hukumatining Trump hukumati mazgilda to'xtatilgan Amerika Tayvan savdo va mablag' silish suhbatini qayta boshlaydiganligini aytgan. Amerikaning Tayvan bilan bo'lgan savdo dialogini asliga keltirishi Xitoyning qattiq noroziligini qo'zg'agan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Zhao Lijian seyshanba kuni bayonot e'lon qilib, Washingtondan Tayvan bilan bo'lgan barliq rasmiy munosabatni oxirlashtirishni, Tayvan masalasidagi so'zli va harakatlarda ehtiyotchan bo'lishni, Tayvan mustaqillik tarafdorlariga xato signal bermaslikni talab qilgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh, ayatki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'p-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi.